Eskiden bir evde en az bir hafız yoksa o eve böyle kınayarak bakılırmış, ya bu evde hiç hafız yok ama hepsi tecvidiyle, kaidesiyle Kur'an okuyor. Şimdi Kur'an okuyan adam bulursak evde iktir kaktır, kekeleyerek mutlu oluyoruz ya. Şu yaz Kur'an kurslarında öğrendiğiyle yaşayıp ölen adam var bizim camilerimizde. O kadar Kur'an biliyor. Ama evladımız bir yere gelsin, makam sahibi olsun diye 10 sene 20 sene harcamadığın para kalmıyor, çekmediğin çile kalmıyor. Ne olacak? 20 sene görev yapacak, 10 sene emekli maaşı, ya alacak ya almayacak. Sonra ebedi hayat ne olacak? Gelip senin yakana yapışacak o çocuk. O okutup okutup yüce makamlara getirttiğin evladın ahirette cehennemi gördüğünde diyecek ki, ey baba, neden bana Allah'ı anlatmadın sen? Neden bana İslam'ı öğretmedin? Neden bana peygamberimi öğretmedin diye Efendimiz diyor ki tırnaklarını boynunuza geçirecek böyle. Hiçbiri demeyecek, oh oh baba beni müdür yaptın, beni vali yaptın, beni kaymakam ettin, beni vekil ettin, beni müdür ettin demeyecek. Demeyecek. Evet, neslimiz, çocuklarımız iyi yerlere gelmeli. En makam, güzel makamlara getirmeliyiz. Ama imanla, İslam'la,